Herkese merhaba. Ben zaman kaybetmeden başlayayım isterseniz. Küçük bir değişiklik oldu pozisyonumda. Artık rektör yardımcısı değilim ama belki ondan kalan bir şeyle burada da görev almayı kabul ettim. Bu toplantı için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ve Düzenleme Komitesi'ndeki arkadaşlara çok teşekkür ederim aslında. Yıllardır gerçekten uğraşıp didindikleri bir şeyin en azından ara sonucunu görmüş olacaklar. Bundan sonra da devam edeceklerine eminim. Ben aslında analitik kimyacıyım. Muhtemelen bu salondaki bu konuyla en az ilgili kişi benim. O yüzden ben daha ilgili olan işin veri üretme kısmında ve sonra o veriyi de açık olarak paylaşma kısmında olan hocalarımı davet etmek istiyorum sırayla. Öncelikle Sayın Hocam Bilge Demirköz, Şirin Hocam Şirin Tekinay ve sevgili Yaşar Hocam lütfen buyurur musunuz? İlk olarak sözü sevgili Bilge Hocam'a vermek istiyorum. Yalnız daha önce belki çoğumuz biliyorsunuz ama ben yine de çok kısa tanıtıcı olmak üzere bir özgeçmişini okumak istiyorum. Bilge Hoca 1980 İstanbul doğumlu. Amerikan Robert Koleji'nin lisesinde matematik alanında ödül aldı. Aslında Bilge Hoca'nın özgeçmişinde birçok ödül var. Ben hepsini okumayacağım ama Amerika Birleşik Devletleri'nde MIT'ye gitti. Fizik bölümünü müzik ve matematik bölümlerinden yan dal yaparak bitirdi. Yüksek lisansını MIT'den aldıktan sonra İngiltere'ye Oxford Üniversitesi'ne 3 yılda doktorasını tamamladı. Özellikle Atlas projesinde görev aldı. CERN projesinde. Daha sonra değişik ülkeler adına CERN'de görev yaptı. 2011 yılında ODTÜ'ye katıldı ve sonra CERN'deki çalışmalarda devam etti çalışmaları. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda sonra da Türkiye AMS-02 deneyinin resmi üyesi oldu. Bilge Hoca'nın çalışmalarını ben sosyo-bilimsel olarak da değerlendirebilirim. Bilimi hızlandırıyoruz diye ODTÜ'de bir sergi açıldı. Profesör Doktor Engin Anık adına verilen bursu yaşatmaya devam ediyor. Birçok sosyal çalışması da var. Bilge Hoca 2013 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesinde. Bilge Hoca konuşmasında daha çok CERN'deki farklı açık veri ve açık erişim uygulamalarından ve bununla ilgili diğer uygulamalardan bahsedecek. Çok da belki biz 25 dakika olarak öncelikle anlaşmıştık ama bir de güzel bir şey gördüğümü söyleyeyim. Birçok akademik toplantıda son oturumda bu kadar kalabalık olmaz. Ben kalanlara teşekkür ederim. Sözü Bilge Hoca'ya bırakıyorum. Türkçe konuşacağım için hiç olmazsa slaytları İngilizce hazırlayayım dedim. Birkaç yabancı misafirimiz olduğu için ama onlar gitmişler Ankara'ya turuna. Ama kusura bakmayın onun için slaytlar İngilizce kaldı. Ben bugün CERN'deki açık veri ve açık erişim konularını biraz irdelemeye çalışacağım. CERN dediğiniz zaman aklınıza tahminen evrenin sırlarını çözmeye çalışan bir organizasyon geliyor. Pekala nedir bu evrenin sırları dediğimiz zaman? Aslında üç büyük sır var çözmeye çalıştığımız. Birincisi, evrendeki maddeye kütlesini ne kazandırıyor? Bu soruyu çözdüğümüzü düşünüyoruz şimdilik. Birinci sorunumuz hiç olmazsa yanına bir Nobel ödülü geldi. İkinci soru, yıllardan beri benim hayatıma adadığım soru, karanlık maddenin parçacık doğası nedir? Üçüncüsü ise, nasıl oluyor da yer çekimi bu kadar zayıf görünüyor? Bu üç soruyu çözerken, bildiğiniz üzere Cenevre'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısını kullanıyoruz. 27 kilometrelik çok büyük bir çemberde parçacıkları hızlandırıp birbirlerine kafa kafaya çarpıştırıyoruz. Ve buradan çıkan sonuçlarla Profesör Higgs'in yaklaşık 30 yıl önce öngördüğü Higgs alanını ve bu alandan parçacıkların kütle kazandığını kanıtladık. Bunun sayesinde de burada gördüğünüz üzere Profesör Higgs geçen sene bu denklemden ötürü Nobel ödülünü kazandılar. Bu çarpışmalardan çıkan veriler gerçekten çok büyük. Her çarpışmadan ortaya çıkan veri miktarı sadece raw yani çıplak veri olarak baktığınız zaman her çarpışmadan 180 megabitlik bilgi çıkıyor. Saniyede 40 milyon çarpışma olduğunu düşündüğünüzde de bu saniyede 1 petabitlik
bilgi demek. Saniyede 1 petabit bilgi çıkıyor. Sonraki her 4 deneyden. Bunun tabii veri olarak kaydedilmesi bile imkansız. Bırakın açık yapmayı bu veriyi, kaydedilmeyi yani saniyede 1 petabit diye bir şey kaydedemiyoruz. Saniyede 200 megabayt yazabiliyoruz sadece. Ben size bu verilerle ne yaptıklarımızı biraz anlatmaya çalıştım ama bunun dışında CERN'de aslında birçok deney var. Şu anda benim üzerine çalıştığım deney bu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üzerinde alfa manyetik spektrometresi. Yıllarca yapımında çalışmıştım. Ondan sonra en sonunda uzaya gitmeyeceğini düşünerek ümidi kestim. Doktoramı yarıda bırakıp taşındım hatta. Benim bir doktora bırakmışlığım var. Sonra tekrar başlamışlığım var. 4 yıl bunun üzerine çalıştıktan sonra MIT'den ayrıldım, Oxford'a taşındım. Atlas'ta çalışmaya başladım ama 4 yıl çalışmışlığım vardı. Sonra 2011'de nihayet uzaya gitti. Ve şu anda Türkiye olarak bu deneyin üyesiyiz. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun desteklediği bir projeyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda alfa manyetik spektrometresinin üyesiyiz. Bu 4 metre, 5 metre, 3 metre boyutlarında 7,5 ton ağırlığında bir alet uzayda. Aslında çok fazla veri alıyor ama dünyaya çok fazla veri yollayamıyor. Saniyede yaklaşık 7 megabite kadar çıkabiliyoruz ama çok da yüksek çıkamıyoruz veri miktarı olarak. Aslında uzayda çok veri var. Dünyaya komünikasyonda tabii yani oradan veri aktarımı düşük. Bu şu anda hala Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Bu arada madem ki toplumdan geleni topluma aktarma yolundayız, hemen bir altyazı geçmek istiyorum izninizle. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu gözünüzle gören var mı aranızda? Uluslararası Uzay İstasyonu'nu çok altyazı geçiyorum, kusura bakmayın, kısa bir altyazı ama. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu gözünüzle görebiliyorsunuz. Google'a giderseniz, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu geçişleri yazarsanız size saatini hangi açıdan görüleceğini gösteriyor. Şu anda UFO gözlemlerinin %90'ı Uluslararası Uzay İstasyonu. Yani UFO gözlemi olarak rapor edilen şeyler. Göktürk 2'yi de bu arada gözle görebiliyorsunuz. Neredeyse bütün uyduları gözle görebiliyorsunuz. Sadece saatini iyi bilmeniz lazım. Uluslararası Uzay İstasyonu en parlak cisim. Ve inanılmaz parlak gözüküyor. Yani ben ilk gördüğümde şok olmuştum. Gözüküyor, çok hızlı bir şekilde akıyor ve hop diye kayboluyor. Tam bir hani UFO'nun beni gördü, hızlandı, yok oldu, kayboldu derler ya işte o tam tabire uyuyor. Lütfen etrafınıza duyurun. Özellikle çocuklar hayran oluyorlar. 400 kilometre uzayda olan bir cismi, insan yapımı bir cismi görebildiklerinde. Altyazım sona verdi. Geri dönelim açık erişime. Pekala CERN'le Türkiye ilişkileri ne durumda? Bu da bir CERN deneyi bu arada. Yani onun için CERN'de büyük hadron çarpıştırıcısı dışında da deneyler var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Uluslararası Uzay İstasyonu üzerindeki çok küçük bir parçayız. Ama Uluslararası Uzay İstasyonu üzerindeki en büyük bilim deneyiyiz aynı zamanda. Ama Uluslararası Uzay İstasyonu çok büyük tabii. Neredeyiz? Mayıs ayında Sayın Bakanımızın katılımıyla CERN'de Türkiye'nin CERN'e bağlı üyelik yahut asosiye üyelik anlaşması imzalandı. Bizim duyduğumuz kadarıyla meclisten bu yahut önümüzdeki ay geçmek üzere ve meclis onayından sonra Türkiye CERN'ün bağlı üyesi olacak. Onun için CERN'ün açık erişim politikaları da aslında bize ilgilendirir bir statüde. Bu CERN'deki Türkler ve Sayın Bakanımızın bir fotoğrafı. CERN'de ne durumdayız? CERN'den hepinizin bildiği gibi çok fazla makale çıkıyor. Hatta çoğunlukla en azından ODTÜ'de eleştirilen bir konu da olabiliyor. CERN makalelerinden gelen atıflar dışındaki atıfları çoğunlukla sayar duruma geldik. Bunun nedeni de mesela benim kariyerime baktığınızda 4,5 yıl boyunca hiç makalem çıkmadı. Neden derseniz? Büyük hadron çarpıştırıcısının yapımı aşamasındaydık ve o arada üretmiyor değildik aslında, sadece makale basmıyorduk çünkü 2500 kişi el birliğiyle yer altına her sabahın köründe 7.30'da inip akşamleyin 7.30'da çıkıyorduk. Ben bu arada gün yüzü görmedik diyebiliriz çünkü yer altında çalışma öyle bir tempo ve bu tempodan sonra şimdi artık verimiz var ve o 2500 kişinin tabii emeği olduğu için o 2500 kişinin de ismi çıkıyor bu makalelerde. Yani aslında doğal, bu sadece farklı bir bilim çeşidi. Yani ben eleştirilere hak veriyorum ama bir yandan da haksız buluyorum. Çünkü bir yandan da evet benim 4,5 yıl boyunca makalem çıkmadı. Şimdi neden sayılmıyor? gibi bir haklı savunma da yapmak zorunda hissediyorum kendimi.
bizim kariyerlerimiz çok garip yani, diğer bilim insanlarından farklı. Bundan sonraki aşamada belki yine bir 4,5 yıl boyunca makalem çıkmayacak. Bu süreçte benim profesörlükleri atarlar mı bilmiyorum. Ama bizim çoğunlukla makalelerimiz arşiv denilen bir yere konuluyor. Yani çoğunlukla ilk başta hızlı olmak önemli bizim alanımızda. Çünkü büyük hadron çarpıştırıcısında 4 tane deney var ve 4 deneyde sürekli birbirine yarış halinde. Hangimiz önce Higgs'e bulacağız, hangimiz önce karanlık maddeyi bulacağız? Onun için dakikalar, saniyeler bile önemli oluyor. Hatta bazen CERN başkanı koordine ediyor ve Atlas ve CMS makaleleri aynı saniyede konuldu arşive. O kadar saniye saniyesine artık hani bir tanesi önce olmasın şeklinde davranabiliyoruz. Şunu bulduk ki %97'si preprint halinde zaten öncelikten yani basılmadan önce internete konuluyor şu anda makalelerimizin. Bu yıllara doğru görüyorsunuz. Bu süreç 91 yılında başladı. 91 yılında sanırım interneti birçoğumuz duymamıştık. CERN de bir internetin yani World Wide Web'in bulunduğu yer olduğu için önce başlatmış durumda bu süreci. 91 yılından beri makaleleri internete koymakta CERN. Pekala açık erişimin nasıl bir faydası var? Bunu çok rahat bir şekilde citation'lardan yani atıflardan görebiliyoruz. Eğer arşive konulan yani internete konulan ve sonradan basılan makalelerin atıflarını sadece direkt olarak basılan makalelerle karşılaştırırsak daha makale basılmadan atıf almaya başlıyor ve basıldığı zaman atıflar maksimuma çıkıp ondan sonra zamanla iniyor. Ama sadece basılan makalelerin etkisinin daha az olduğunu görüyoruz atıflardan. Pekala, eğer her şeyi internete koyabiliyorsak neden biz yüksek enerji fizikçileri gerçekten makaleyi basmaya ihtiyaç duyuyoruz ki? Sadece internete koyalım, olsun bitsin. Yani diğer şey de bu tabii. Dergilere ihtiyacımız var mı sorusu. Var. Bunun nedeni de yüksek standardı tutturabilmek. Peer reviewed olması çok önemli. Diğer meslektaşlarımızın oturup da bizimle makaleyi aslında münazara ediyorlar bir bakıma. Yani dergilerden gelen benim için en azından benim Atlas için yazmış olduğum makalelerden baktığımda 3 makaleme de dergilerden gelen sorular çok mantıklı ve çok iyiydi. Makalemi daha iyileştirdiğini hissediyorum ben gelen soruların. Bu açıdan makalelere ve özellikle peer review dediğimiz diğer meslektaşlarımızın bizim makaleleri basılmadan önce eleştirmesine ihtiyacımız olduğu kesin. Pekala CERN bu konuda ne yaptı? Scope 3 diye bir kolaborasyon var. Scope 3 nasıl işliyor? Scope 3'te preprintler yani hala yine arşive makalelerimizi koyabiliyoruz. Fakat biz bilim insanları olarak dergilerde makalelerimizin basılmasını istediğimiz için kütüphanelerde bu dergileri almak zorunda olduğu için biz şöyle bir şey yapıyoruz. Bu makaleleri Scope 3 kolaborasyonu altında Scope 3'e üye olan bütün kütüphanelere ortak bir şekilde tek elden dağıtıyoruz. Ve buna biraz sonra göstereceğim üzere TÜBİTAK nezdinde üye olduk. Önemli bir konu Scope 3'ün mantığının arkasında makaleyi basan hocaya hiçbir zaman makaleyi ödetmemek var. Yani bütün her şey tek elden yönetilsin ve dünya üzerinde bir kolaborasyon şeklinde çalışalım. Çünkü hani nasıl Atlas, CMS, 2500 kişi birlikte çalışıyorsak CERN modeli buna çok esnek ve çok hazır zaten. Birlikte çalışmaya, bütün dünya üzerinde bir grup haline çalışmaya. Yine aynen bu makaleleri de bir grup halinde alalım, bir grup halinde paylaşalım. Ve böylelikle aynı zamanda para da geri dönsün. Biliyorsunuz, burada tabii anlatmama gerek yok. Birçoğunuz kütüphanecisiniz ve kütüphanelerin bu konuya ne kadar para verdiği bariz. Onun için CERN, bu Scope 3'ün içinde aynı zamanda kütüphanecilerle ve dergiyi basanlarla da bir kolaborasyon kurmuş durumdayız. Ve böylelikle peer review, yani hocaların birbirlerini, makalelerini kontrol etmesi de devam ediyor ve açık erişimle bu makaleler paylaşılıyor. Ne durumdayız? Yılda 4000-5000 makale paylaşılmakta. Bu da 6.4 milyon dolar yılda ediyor.
şu anda benim makalelerimin hepsi böyle basıldığı için aslında çok mutluyum. Bütün neredeyse yüksek enerji fiziğindeki bütün dergiler şu anda neredeyse hepsi open access, açık erişim olmuş durumda. Ve Scope 3'e bütün ülkeler ve kütüphaneler katkıda bulunuyor. Scope 3 de bütün bu dergilerin paralarını ortak bir bütçeden ödüyor. Aslında dergiler arasında da bir yarışma ortamı sağlıyorsunuz. Çünkü şey olduğu için, yani açık bir şey olduğu için herkese açık, herkesin fiyat bir bakıma fiyat kuruyorsunuz da diyebiliriz. Şu anda Scope 3'e üye olduğumuz için ULAKBİM üzerinden ODTÜ ve hangi iki tane kütüphaneye para geri iade edildi değil mi hocam? ODTÜ'ye ve bir daha. ODTÜ'ydü, evet. Scope 3'e üye olduğumuz için ODTÜ Kütüphanesi de bu dergilerin çoğuna üye olduğu için Scope 3'e TÜBİTAK üzerinden, ULAKBİM üzerinden Türkiye'ye üye olunca artık bütün kütüphanelere bu dergiler açık Türkiye'deki ve ODTÜ Kütüphanesi'ne olan, ODTÜ Kütüphanesi'ne ödediği miktar da ODTÜ'ye iade edilmiş durumda. Eskiden ben ve benim öğrencilerim çok e-posta alıyorduk diğer üniversitelerden. İşte şu 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 makaleyi bizimle paylaşır mısınız diye. Artık gelmiyor. Bu çok güzel bir şey. Kendileri direkt erişebiliyorlar. Pekala bu ülkeler bunu nasıl bölüşüyor? Bu da ülkelerin bu makaleleri kullanımlarıyla ilgili. Türkiye'yi bulursak burada Others'ın altında mı? Others countries'in altında küçük kalıyoruz. Şu anda 33 partner, üye 38 ülke ve 2000 kütüphane bunun parçası. Türkiye'de Scope 3'ün parçası oldu dediğim gibi. Scope 3'ün Türkiye kullanımına baktığınız zaman 3400 makale, 10 dergi ve 82 ülkeden yazarlarla şu anda Türkiye'nin katılımı bu durumda. Ha, özür dilerim, 166 Türkiye'den. Ben yanlış okuyorum kendi slaytlarımı. Bu da CERN Başkanı'nın ile, CERN Başkanı Profesör Doktor Rolf Hoyer ile TÜBİTAK Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Abdullah Çavuşoğlu'nun Scope 3 imza töreninden bir fotoğraf göstermek istedim size. Açık erişim konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi açık veri konusunda biraz konuşmak istiyorum. Vaktim var mı hocam? 2-3 dakika daha. Tamam. Açık veri konusu CERN için daha sorumlu bir konu ama sürekli düşündüğümüz bir konu. Çok, çok tartışılan nasıl veriyi açabiliriz, bırakalım herkes bir şeyler yapsın dediğimiz bir konu. Fizikte açık veri çok önemli. Bunun en güzel örneği Particle Zoo ve Zoo Universe örnekleri. Şimdiye kadar birçok güzel örnek var. Uzaydaki galaksilerin fotoğraflarını halka açarak halkın bu galaksilerin hangi çeşit galaksi olmasını belirlemesini istediler. Ve bunun sayesinde milyonlarca galaksinin yuvarlak mı, işte kollu mu vesaire, Türkçe tabirlerini bilmiyorum, kusura bakmayın, spiral mı olduğu belirlendi ve kataloglandı. Ve bu her galaksiye işte yüzlerce insan gözünün bakması sayesinde oldu. Bütün astronomi verisi neredeyse açık. Onun gibi CERN de veriyi açmak istiyor. Ne yapabiliriz derken CERN'ün her zamanki stratejisinin içinde eğitimden başlayalım vardır. Onun için CERN eğitimden başladı. Ağaç yaş gene iyidir mantığıyla biraz da. Ve CERN 10 yıldan beri uluslararası fizik master classları yapıyor. Atlas, CMS gibi dedektörlerden çıkan veriyi ilk başta bir süzgeçten geçirdikten sonra çocuklara nasıl bu veriyi okuyabileceklerini öğretiyoruz. Ve bunu grafiksel bir şekilde yapıyoruz. Mesela şu parçacık bir miyon, bu parçacık bir nötrino, bu parçacık bir jet gibi. Bunu grafiksel bir şekilde öğretiyoruz. Ve çocukları bir araya getirip, yani lise öğrencilerini bir araya getirip bu veriyi taramalarını istiyoruz. Bunu çoğunlukla 50 kişilik gruplarda yapıyoruz. Her 50 kişilik gruplarda ikişer ikişer oturup 25 takım halinde her biri 100 tane veriyi inceliyor.
bir her üniversite bunu yapıyor ve bu 10 üniversite bunu yapıyor. Yani 10 üniversitede bir gün içinde 10 üniversitede 100 yahut 50 yahut 100 tane lise öğrencisi bunu yapıyor ve sonunda CERN'e bağlanıyorlar. Bizim geçen seneki ekibimiz bu. ODTÜ'de bunu yaptık. 36 tane öğrenciyle birlikte CERN'e bağlandık. Başka üniversitelerden işte o gün Brüksel, Paris vesaire üniversiteleri de vardı. Onlardan gelen verilerle hepsini toplayarak ama yani bütün bu kadar gözün bakmış olduğu verinin sonunda çocuklar bir gün içinde Higgs parçacığının bir izini buldular. Ve inanın muhteşem ayrıldılar. Kendi gözleriyle yani daha Nobel'i almamış bir parçacığı keşfettiler. Yani almak üzere olan herkesin bildiği ve herkesin duymuş olduğu. Tam keşfettiler değil çünkü istatistiksel olarak daha fazla veriye ihtiyaç vardı ama bir izini görmüş olmaları bile çok büyük bir şey. Biraz bu yönde gidiyor şu anda CERN. Şu gördüğünüz veriyi aslında analiz etmek çok zor. Çünkü nedeni bunun yani tümüyle veriyi açmanın sorunu dedektörün detaylarını bilmemek. Yani şimdi mesela şu yeşil gördüğünüz dedektör bir kalorimetre. Onun detaylarını bilmediğiniz sürece veriyi yanlış analiz etme ihtimaliniz olması. CERN'ün şu anda açık veri dediğimiz zaman bizi korkutan şeylerden bir tanesi de elimizde 45 terabayt bilgi çıkması yılda. Şimdi 45 terabaytı zaten biz zor erişiyoruz. Hani biz zor erişiyoruz derken bazen bir veri, herhangi bir veri istediğim zaman bazen birkaç dakika beklemek zorunda kalıyorum. Çünkü robot gidiyor, oradan bir tane teyp alıp hard drive'a takıyor. Gerçekten bir fiziksel bir işlem oluyor orada. Çünkü verilerimizin hepsini hard diskte tutmamız imkansız, teyplerde duruyor veriler. Bunu halka açmak çok korkutucu bir şey. Ama bir bakıma da belki kaçırdığımız bir parçacık olabilir, görmediğimiz bir şey olabilir, başkalarının görebileceği şeyler olabilir. Bir yandan da ilgiliyiz açık veri konusunda. Onun için şu anda verinin tam ham veri değil ama işlenmiş verinin bir kısmını açmayı düşünüyoruz. Bu hala hazırda masterclass'lara giderseniz burada epey bir veri açık durumda ve isteyenleriniz oturup Higgs'i bulabilirsiniz. Yani Higgs'in içinde bulunduğu verinin hepsi aslında burada. Bir işlemden geçirilmiş bir şekilde burada duruyor. Ama onun dışında da daha geniş veri setlerini açmak için uğraşıyoruz. Sanırım belki önümüzdeki yıllarda size daha ne yaptığımızı söyleyebilirim. Çünkü hala bizde bu konu hala tartışma konusu CERN'de. Daha ne yapabileceğimiz. Çok teşekkür ederim. Bilgiye, hocaya çok teşekkür ederiz. En azından ben bir sorumun cevabını aldım. Yıllardır dilek tutardım, niye tutmadığını merak ederdim. Meğer dilek değil, yıldız değil, uydu geçiyormuş. Onu öğrenmiş oldum şimdi. Şimdi de sevgili Şirin hocamı kürsüye davet ediyorum. Bu arada ben de özgeçmişinden bazı pasajları okumak istiyorum izin verirseniz. Şirin hocam şu an Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde dekan ve elektrik elektronik mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yıllık bir kariyerden sonra ülkemize Özyeğin Üniversitesi'nin kurucu yöneticilerinden birisi olarak döndü ve orada 3 yıl araştırma ve teknolojiden sorumlu rektör yardımcılığı yaptı. Daha önce de New Jersey Institute of Technology'de tenür pozisyonda görev yapmıştı. 2005 yılında özellikle ABD Ulusal Bilim Kuruluşu National Science Foundation'da program direktörlüğü yaptı. Haberleşme programının yanı sıra çok yüksek bütçeli, çok disiplinli bir program kurdu ve yönetti. Daha sonra doktora derecesini George Mason, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nden aldı. Çok sayıda patent ve çok sayıda yayını bulunmaktadır. Doktora öğrencileri endüstride ve üniversitelerde pozisyonlara gelmiştir. Ağ bilimi, mobil ağlar, sensör ağları ve şehir problemleri ilgi alanlarındandır. Ülkemizin ilk Fab Lab'ını ve ilk şehir mühendisi araştırma laboratuvarıyla yüksek lisans programını kurmaktadır şu anda kendisi. Şirin Hoca, kamu kaynaklarıyla yapılan araştırma sonuçlarının yayınlanması anlamında kamu kaynaklı Ar-Ge'de açık veriyi Amerika Birleşik Devletleri örneği, AB ve TÜBİTAK uygulamaları üzerinden dünyada fikri mülkiyet paylaşım düzenlemelerine ve sayısal üretim devrimi, ortak tasarım gibi konulardan bahsedecek. Buyurun hocam lütfen. Çok teşekkür ederim hocam.
gönül verdiğimiz bir konunun Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ele alınıp bu platforma taşınmasından çok memnunum. O yüzden tüm organizatör arkadaşlarıma, değerli çalışma arkadaşlarıma, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada olmak gerçekten çok güzel. Demin hocamın belirttiği gibi ben bu tersine beyin göçü çok sevdiğim bir söz olmamakla beraber tersine beyin göçünün bir örneğiyim. Ülkeme dönmenin en büyük nedenlerinden biri oradaki deneyimleri buraya getirmek. Yalnız maalesef kendimden söz etmeyi sevmemekle de malulüm. Bu iki şey arasında şu anda kaldım. Geçmişteki özellikle Amerikan Bilim Örgütü'ndeki National Science Foundation'daki deneyimlerinden söz etmem istendiği için bunu biraz yapacağım ama sanırım süremizin de kısıtlı olması nedeniyle bir kısmını sorulara bırakıp daha çok şimdi neredeyiz ve nereye gitmeliyiz konularıyla sizi baş başa bırakmak istiyorum sunumumdan sonra. Şimdi önce açık veri, açık bilim ve açık erişim gibi bir panel başlığını nasıl ele alalımı düşünürken benim birkaç yıl önce geliştirdiğim şöyle kolay, basit, geometrik bir bilim piramidi çerçevem var. Herhangi bir bilim dalından söz ediyor olabiliriz. Burada tabii ki ilk önce veri olacak. Fakat veri bir şekilde hesaplanıp bilgiye dönüştürülecek. Bu hesaplama ille de matematiksel hesaplama değil, bilgisayarın yapacağı bir şey. Hangi istatistiklerin toplanacağı, ne şekilde bilgiye dönüştürüleceği, hangi bilgiye dönüştürüleceği önemli. Bunların hepsinin nasıl yapılacağına verilen kararlar setine de araştırma diyoruz. Yani hangi bilgi kullanılacak, hangi hesaplama yapılacak, hangi veriye göre yapılacak vesaire. Aslında bu piramidi ne şekilde yuvarlarsanız yuvarlayın, herhangi bir yüzünün üstüne düşecektir. Yani bilgi ille de tepe noktası olmak zorunda değil. Çünkü bilgi metot olabilir, ürün olabilir, araç olabilir. Bunu tekrar araştırmaya beslemek mümkün. O zaman neyi açacağız? Yani sadece ham veriyi mi açıp paylaşalım? Bütün bunların sonunda ürettiğimiz bilgiyi mi paylaşalım? Hesaplamada kullandığımız algoritmaları mı paylaşalım, metotları mı paylaşalım? Araştırma yaparken verdiğimiz kararları, fikri mülkiyetimizi mi paylaşalım? Bunların cevabı açık bilim piramidi olacak ve bu da şudur. Hepsi. Hepsinin paylaşılması gerekiyor. Bu konuda söylemek istediğim şeyi aslında ararken Marvin Minsky'nin bir sözünde buldum. Burada orijinal olarak İngilizce söylediği şeyi yazdım ama Marvin Minsky bilişim biliminin babalarından, yapay zekanın kurucusu MIT'de söylediği söz şu: düşünebiliyor musunuz, bir zamanlar kitapları birbirleriyle konuşmayan kütüphaneler varmış. Şimdi burada pek çok kütüphaneci meslektaşımın yanında açık erişimden söz ederken bu sözün ne kadar önemli olduğunu ve bunu geçmişe mal ederek söylemenin ne kadar mutluluk verici bir şey olduğunu tekrar etmeme gerek yok. Ama düşünün, herhangi bir kavramdan, herhangi bir araçtan, metottan, bulgudan bahsederken bununla ilgili kütüphane dolusu tüm bilgiyi, tüm söylenenleri, tüm bulunmuş şeyleri, tüm toplanmış verileri aynı anda çekebilmenin vereceği güçle tek tek araştırmanın ve sanki tek şerit DNA ile evrilmeye çalışmanın yavaşlığını kıyaslayın. Açık erişim bu yüzden gerekli. Bu yüzden bu piramidin tüm köşelerinin açık olması gerekiyor. Deneyimlerimden kısaca söz etmek istiyorum yine de. Ne şekilde böleceğimi bilemedim. Ben Deniz Hasbelkader hem eğitim kurumlarında, üniversitelerde, hem endüstride, hem devlet sektöründe çalıştım. Diğer taraftan deneyimlerim, Kuzey Amerika'da 20 yıl yaşadım. Avrupa Birliği'nin halen danışmanı ve hakemiyim bilişim teknolojileri konusunda. Bu arada mühendislik ve tasarım yaptığım Asya Pasifik ülkeleri ve Avustralya oldu. Bu ülkelerdeki kurumlarla birebir çalıştım.
projeler yaptım. Bunların her birinin hemen hemen açık erişime, bilgi paylaşımına nasıl baktığı konusunda savaş hikayelerim var. Ama tabii ki süremiz yetmeyeceği için dediğim gibi bunu yapmayacağım. Daha çok şu anda neredeyiz? Benim deneyimlerim var söz edebileceğim ve daha önce sabahtır söylendiği gibi açık erişimin 20 küsur yıllık geçmişi var. Bunların üstünden değişik lenslerle geçebiliriz ama şu anda neredeyiz ve buradan nereye gidiyoruzla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum daha önemlisi. Şimdi endüstri deneyimimi Bell Laboratuvarları'nda yaşadıktan sonra New Jersey Institute of Technology'nin hocası oldum. Süresiz kadro kazandım. Orada doçentliğimi, profesörlüğümü aldım. Daha sonra National Science Foundation'a yani devlet sektöründe çalıştım. Özellikle devlet sektöründen ve endüstriden açık erişime bakışla ilgili kısacık bir iki örnek vermek istiyorum. Daha sonra ülkemize Özyeğin Üniversitesi yeni kurulurken araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı olarak döndüm ve tabii ilk yaptığımız işlerden biri sevgili İlkay Holt'la birlikte açık erişim konusuna eğilmek oldu. Bazen yeni kurulan bir üniversitede yeni prensipleri yerleştirmek eski bir üniversitede bazı şeyleri değiştirmeye çalışmaktan daha kolay oluyor diyebilirim ama fazla da kolay değil. Şu anda da Kadir Has Üniversitesi'nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi dekanı olarak görev yapıyorum. Bütün bunların ana fikri olarak açık erişimle ilgili söyleyebileceğim çok kısa iki şey var. Bir, bencillik evrenseldir. Açık erişim dendiği zaman herkes bunun çok iyi bir şey olduğunu, başkalarının her şeyine erişiminin olmasının iyi bir şey olduğunu derhal söyleyecektir. Kendilerinin her şeyine, başkalarının erişiminin o kadar iyi olduğunu söylemekte biraz herkes, bu sözünü ettiğim bütün ülkelerde, bütün sektörlerde ama herkes biraz duraksayacaktır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat ikinci söyleyeceğim de ihtiyaç icadın anasıdır. Açık erişim olursa güzel olur, hoş olur, daha akademik collegiality'ye yatkın bir şeydir değil. Açık erişim olmadığı zaman daha önce de söylediğim gibi tek şerit DNA ile evrim istiyor durumuna düşeriz. Açık erişim olmadığı zaman şu anda altımızda hızla küçülen bu gezegenin bilgi ihtiyacına cevap veremeyiz. Bilgiye daha hızlı, her zamankinden daha hızlı, açığı bir tarafa bırakın daha hızlı ihtiyacımız var. Çözümler üretebilmemiz için. İnsan nüfusunun %50'sinden fazlası 2008 yılından beri hızla artan bir şekilde bir oranla yaşanılabilir alanın %3'ünden azında yaşıyor dünya yüzünde. Bunun getirdiği şehirleşme sorunları müthiş ve sürekli baş döndürücü bir hızla artıyor. Gerçek zamanlı veri toplayıp paylaşmadan bu sorunlara çözüm bulmamıza imkan yok. Sonuç olarak açık erişimin bir ihtiyaç olduğuna, o sözünü ettiğim bilim piramidinin bütün köşelerinin açık erişimle açık olmasının bir ihtiyaç olduğunu iddia ediyorum. Bir iki endüstri deneyiminden söz etmek istiyorum, sonra günümüze geleceğim. Rekabet öncesi Ar-Ge ortaklığı yapılıyor pek çok endüstriyel firma tarafından. Bu aralarına üniversiteleri de alıyorlar. Sunumum biraz teknoloji kokuyor disiplin içinde çalıştığım disiplin dolayısıyla fakat açık erişim konusunda tüm bilimler ortak sorunlara sahip. Bir taraftan rekabet öncesi ortaklık yapıyoruz deyip değişik forumlarda bir araya geliniyor. Böylece standartlar üretilmeye çalışılıyor. İşte internet standartları diyelim ki. Öbür taraftan herkes o toplantılarda yani katılan firmalar bir taraftan patentlemeye çalıştıkları teknolojileri, çözümleri, metotları standartlaştırmaya çalışıyorlar ki daha sonra bunu uygulayan herkesten patent telif ücreti alsınlar. Buna benzer bir durumda Bell Laboratuvarları'nda hepimizin şu anda kullandığı lokasyon bazlı hizmetleri geliştirirken kalmıştım. İkinci olarak da Amerika'daki National Science Foundation'da çalışırken Amerikan Kongres'ten bilim
dünyasına 750 milyon dolar getirmeyi başardık. Sırf açık erişimin veriden bilgiye geçişin hızlandırılması gereğini anlatarak yöneticilere. Bu kalabalık bir yansı, kusura bakmayın. Fakat söylemek istediğim, sonuçta çağrıya çıkıldığında hiçbir bilimsel disiplinin veya mühendislik dalının adı geçmeyen, sadece çok disiplinli bir şekilde veriden bilgiye gitmeyi hızlandırma amaçlı, karmaşıklığı çözümleme, bütün sistemlerde çözümleme amaçlı ve 750 milyon dolarlık bir program çıktı. Bunu formüle etmek, yaratmak ve yürütmek yaptığım en keyifli işlerden biriydi diyebilirim. Diğer taraftan ihtiyaç icadın anasıdır dedik. Tabii ki vergi verenin parasıyla fonlanan tüm bilimin, yani araştırmanın, hesaplamanın, verinin, çıkan bilginin açık olması bence etik olarak tek doğrudur. Diğer taraftan askeri amaçlı kullanılan bilgi tabii ki gizli. Yine vergi verenin parası toplanıyor fakat askeri amaçlı, gizli. Peki, ben National Science Foundation'da çalıştığım yıllarda türlü bütçe kısıntıları dolayısıyla orada bile dual use denilen, yani ikili hem sivil hem askeri kullanıma açık olabilecek bilgiler için askeri kaynaklı açık fonlar oluşmaya başladı. İhtiyaçtan dolayı. Tabii ülkemizde ve bütün dünyada gerekli fikri mülkiyet esasları, kuralları düzenlenmediği sürece bilgiyi açalım çünkü bu iyidir, kibardır, cömertliktir, kapatmak ayıptır, kabalıktır diyerek olmuyor. Creative Commons'ı Türkiye'ye getirmekte epeyce yol kat ettik son 5 yılda. Creative Commons artık hepimizin bildiği gibi, ne kadar yasal hükmü var bilmiyorum ama en azından üniversiteler olarak bir uluslararası ağa dahiliz. Bu yüzden bu lisansların kullanımıyla ilgili ortak bilgiye sahibiz ve ortak bir kültür oluşmaya başladı. Bunu görmekten çok memnunum. Türkiye'de de dediğim gibi son 5 yılda epeyce yol alındı. Hem Creative Commons'ın Türkiye'de yasal geçerli olması için hem de tüm açık erişimin üniversitelerimizde benimsenmesi için TÜBİTAK'ın, burada 3 nokta var, YÖK'ün liderliği ele alması ve somut adımlar atması ülkemiz için en hayırlısı olacaktır. Dediğim gibi bu yüzden bu toplantının bugün burada olmasından da son derece mutluyuz. Şimdi bütün bunlar bir yana, belki ilgilenen olursa daha sonra sorularda ele alabiliriz bazı şeyleri ama ben bugünlerde yaşanan ve açık erişimsiz yaşanamayacak olan sayısal devrimlerden söz etmek istiyorum. Daha doğrusu son sayısal devrimden söz etmek istiyorum. Sayısal devrimleri yaşadık. İletişim, sayısal iletişim ne yaptı? Eskiden bir yere gidip telefona sarılırken daha sonra sokaklarda biraz daha dağıtık telefon sistemini görmeye alıştık. En sonunda şunsuz yapamaz olduk. Hepimizin elinde oldu. Bundan bir 30 sene önce elinde telefonla gezen birisi herhalde bir komedi filminden çıkmış bir çılgın karakterdir diye düşünürken şimdi hayatımıza, işimize, özel hayatımıza girdi. Sayısal teknoloji demek ki teknolojiyi yerelleştiriyor ve sonunda bireyselleştiriyor, kişiselleştiriyor. İkincisi bilişim. Bilgisayar konusunda, bilişim teknolojileri konusunda devrimden söz etmeme gerek yok. Hepimiz, bazılarımız kartlı sistemler kullandık, bazılarımız mainframe kullandık. Şu anda bakıyorum hemen herkesin elinde, aslında bu telefon diye gösterdiğim şey de bir bilgisayar biraz. Ama tabletlerimiz, laptop bilgisayarlarımız var. İşte sayısal teknoloji yine her şeyi önce yerelleştirdi, sonra da mobil hale getirip kişiselleştirdi ve avucumuza koydu. Üçüncü sayısal devrim, son 10 yıldır dünya çapında çığ gibi büyüyen sayısal üretim. Bilgisayar kontrollü üretim alet edevatıyla aslında sadece bilgi değil, iletişimde ve bilişimde bitleri, sıfırları, birleri oynatıyoruz, birbirimize iletiyoruz, değiştiriyoruz vesaire. Artık bu sıfır birlerle sabahleyin başbakanımızın söylediği gibi varlıkla bilgi arasındaki ilişkiyi belki de yeni felsefelerden de söz ediyor olabiliriz ama ben şiir okumuş bir mühendis olarak varlıkla bilgi arasındaki ilişkiyi güzel kurup artık atomları da dizip
akıllı malzemelerden düşündüğünüz, tasarladığınız herhangi bir şeyin prototipini çıkarmanız da derhal yerel olarak yakınınızda bir yerde mümkün olmalı. Yani belki kötü bir örnek olacak ama Google kütüphaneye gitmeye ne yaptıysa, sayısal üretimde bir mağazaya gitmeye veya gidip de Amazon'dan bir şey ısmarlamaya onu yapmalı diye düşünüyoruz. Şimdi demin Ahmet Hocam'ın söylediği gibi ülkemizin ilk FabLab'ini kurduk. Ama birincisi şu ana kadar tek FabLab olmaktan hiç mutlu değiliz. Çünkü bu tek telefon sahibi olmak gibi bir şey. FabLab sayısal üretim atölyesidir. 2005-2006'lı yıllarda, 2005-2006 yıllarında MIT'den bilgisayar mühendisliği bölümünden çıkmış bir vizyon. Orada bitler ve atomlar merkezi olarak tercüme edebileceğim Center for Bits and Atoms, yani bu bitleri mi atomları mı dizelim, değiştirelim, organize edelim, yeni şeyler yaratalımla ilgilenen merkezden çıkan bir vizyon. Ve hemen her yıl o zamandan beri sayıları iki misline katlanarak bu yıl dünya çapında 300 küsur tane olan, yani bu Kuzey Amerikalı bir olgu da değil, Afrika'da, Afganistan'da, Uzak Doğu'da, Avrupa'nın hemen her yerinde, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan FabLab'lerde herkes, ama herkes düşünebildiği, tasarlayabildiği şeyi varlık olarak eline alabiliyor. Çünkü bilgisayara eğer anlatabiliyorsanız üç boyutlu olarak bir şeyin fiziksel varlığını, onu üretebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte üç boyutlu yazıcı, CNC tezgah, lazer kesici, devre basma makinesi filan gibi bilgisayar kontrollü üretim araçlarına hükmedebiliyoruz kolayca. Üç boyutlu yazıcılar özellikle en popüler olanları, çünkü uzay yolu seyretmiş olan bazılarımızın da hatırlayacağı gibi bir şeyi havaya söylüyorsunuz hemen hemen ve oradan istediğiniz şey zuhur edip çıkıyor. Buna tam yaklaşmadıksa da üç boyutlu yazıcılar buna benzer şeyler yapıyor. FabLab konseptinden bahsettim. Bilginin fiziksel temsiliyle ilgili. Gördüğünüz gibi FabLab'lerin dünya çapındaki ağı Türkiye'mizi atlayarak gidiyordu. Bu 2013 haritası. Şimdi İstanbul'da bir tane var. Fakat bunun ülkemizde hızla yayılması için elimizden geleni yapıyoruz. Tek olmak hiç hoşumuza gitmiyor. Hiç övünmüyoruz bununla. Bir FabLab'i FabLab yapan, o saydığım envanteri alıp bulundurmakla olmuyor. Önemli olan FabLab uluslararası ağına dahil olup tüm kullanılan yazılım, donanım ve daha önemlisi yaratılan tasarımı açık erişim esasıyla tüm dünyayla paylaşmakla oluyor. Şimdi biz kayıtlıyız. Belki de bilmediğimiz pek çok laboratuvarda, fabrikasyon atölyesinde üç boyutlu yazıcılar vardır, CNC tezgahlar vardır, tabii ki vardır. Sayısal üretim, bilgisayar kontrollü üretim her yerde yapılıyor. Ama önemli olan bu ağa dahil olup açık erişim esaslarıyla tüm tasarımları, burada verilen eğitimleri, iş güvenliği esaslarını, kısaca sayısal üretimin kişiselleşmesi için gereken her şeyi paylaşıyor olmamız. FabLab'i FabLab yapan şey o. Yoksa bir özel isimle bir sayısal üretim atölyesi kurabilirsiniz elbette. Ama FabLab adını kullanamazsınız, logosunu kullanamazsınız. Yine uluslararası bir ağın, uluslararası bir oluşumun gereği dolayısıyla açık erişim kullanmamız gerekiyor. Örnekler nelerdir? Barcelona özellikle bu konuda çok gelişmiş bir şehir. Fab City sayesinde Barcelona'da oturan herkes akıllarından geçen herhangi bir şeyi yapmak için mahallelerine en yakın FabLab'i arayıp oradan ürünü çıkarmaya çalışıyorlar. Bu Barcelona'daki bir güneş evi, bir grup genç tamamen kendisine yeterli güneş enerjisiyle çalışan bir ev yapmışlar. Bu da maalesef çok iyi görünmüyor belki detayı ama kestikleri, kendi FabLab'lerinde kesip yaptıkları solar güneş panelleriyle donatılmış evlerini anlatıyor. Tamamen enerji olarak kendi kendine yeten bir ev.
Ama bizleri çok duygulandıran şuydu, $50 ve bir gün içinde üretilmiş bir bacak protezi bu. Protez biliyorsunuzdur, çok uzun sürede tek tek üretilebilen ve çok pahalıya mal olan bir şey. Halbuki bir tane gerekiyor herhangi bir protezden. Çünkü hiçbir protezi seri üretime sokamazsınız. O hastanın durumuna bağlı bir şey. Bu örnekleri gördükçe bizde de bu tarz üretimin artmasını çok istiyoruz. Şimdi FabLab'ler halkın teknolojiye erişimde demokratikleştirme süreci. Yani halkın istediği bir şey bu. Herkes en yakınında bir FabLab olsun istiyor. Herkes kendi kafasındaki tasarımı bir an önce çıkarmak istiyor. Şimdi bizim Kalkınma Bakanlığı'na bakarsanız kalkınma planımıza her kesimden ve her yöreden üretime katkının eşit olmayışından şikayetçiyiz ve bunun eşitlenmesi, daha eşit seviyelere gelmesi isteniyor. İşte teknolojiyi halkın ayağına götüren bir mekanizma FabLab ve girişimcilerin ayağına götüren bir mekanizma. Bir prototip yapmak için, hızlıca bir konsepti kanıtlamak için çok beklemek gerekmeyecek ve çok küçük ödeneklerle bu iş yapılabilecek FabLab'ler sayesinde. Ama dediğim gibi daha önemlisi bütün dünyanın tasarım birikimine, şu anki tasarım birikimine derhal erişmek söz konusu. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Sözünü ettiğim FabLab esasları bunlar. Bizim FabLab'imize girerseniz de uluslararası FabLab ağından Türkçeleştirdik. Türkçe olarak da yer alıyor artık. Pek çok dilde yer alıyor. Türkçesini koymadım zannediyorum. Ama web sitesinde, FabLab International web sitesinde artık Türkçesi de yer alıyor. Bu hareketin önüne geçemeyeceğiz. Önüne geçilemeyecek. Hiç kimse sansürleyemeyecek. Çünkü bu tamamen bir sivil toplum hareketi. Yani son olarak şunu söylemek istiyorum. Sayın YÖK Başkanımızın bu toplantıya ilişkin web sitesindeki tanıtım yazısında başta üniversiteler olmak üzere yaratıcılar diye bir söz geçiyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Üniversiteler öncülük ediyor tabii şu anda. Ama yaratıcılık hiçbir şekilde üniversiteye özgü veya üniversitede kısıtlanmış bir şey değildir. Yaratıcılık insan ruhunun bir özelliğidir. Bunu ortaya çıkarmakta da öncülük edebilirsek ne mutlu bize diyeceğim ya da görevimizi yapmış olacağız diyeceğim. Çok teşekkür ederim efendim. Şirin Hocam çok teşekkür ederim. Sözü sevgili Yaşar Hocam'a bırakacağım. Yine özgeçmişini okuyacağım ben bu arada. Profesör Yaşar Tonda Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir. Bilgi erişim, bilgi mimarisi, bilgi sistemleri tasarımı, ağ dayalı bilgi hizmetleri, dijital kütüphaneler, elektronik yayıncılık, açık erişim, bibliometri ve kültürel miras konularında dersler vermekte ve araştırmalar yapmakta. Aslında çoğunuz biliyorsunuz ama ben gene okuyayım. Geçmişte Profesör Tonta, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nin kurucu müdürü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı, NATO Araştırma ve Teknoloji Örgütü Bilgi Yönetimi Komitesi'nin seçilmiş başkanı ve BYK'nın Elektronik Bilgi Yönetimi Seminercisi'nin yöneticisi olarak görev yaptı. Avrupa Komisyonu en son Medionet ve Pasteur 4OA projeleri ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görev aldı. Çalışmaları çeşitli profesyonel dergilerde yayımlandı. Profesör Tonta Türk Kütüphaneciliği ve Bilgi Dünyası adlı dergilerin editörlüğünü yaptı. Information Development ve Liber Quarterly dergileri de dahil olmak üzere çeşitli dergilerin editoryal kurullarında görev yapmakta. Profesör Tonta Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülünü aldı 2010 yılında. Halen UNESCO Türkiye Dünya Belleği Komitesi'nin başkan vekilidir. Profesör Tonta Bilgi, Bilim ve Teknoloji Derneği de dahil çeşitli dernek üyesidir. Çeşitli uluslararası konferansın düzenleme program komitelerinde hizmet etti. Kütüphanecilik ve bilgi araştırmaları konusundaki eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Galler Üniversitesi ve Berkeley'de Kaliforniya Üniversitesi'nde doktor olmak üzere tamamladı. Yaşar Hoca şimdi açık erişim, araştırma verilerine açık erişim, yayınlar ve verilere açık erişim gibi konularda hepimizin bildiği konuları çok daha detaylı ve daha
rafine bir şekilde anlatacaktır eminim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben bugün açık erişim, özellikle de açık veri konusunda bir miktar olayı makul gösterme yönünde sunuşumu hazırlamıştım. Ancak benden önce konuşan sayın hocalarım işin bilimsel yönü tarafıyla o kadar olayı iyi bir şekilde ortaya koydular ki kendim birazcık inanmışlara konuşuyormuşum gibi hissetmeye başladım. Kuşkusuz dinleyiciler de öyle. Ama yine de izin verirseniz ben bir miktarda burada yöneticilerin bulunacağını hesap ederek yayınların açık erişimi niçin mantıklı, bununla ilgili bir takım sayısal veriler de buldum. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum zamanım el verdiğince. Şimdi yayıncılıkla ilgili olarak geldiğimiz nokta, en azından kütüphaneler açısından bakıldığında, elektronik dergilerin işin içerisine girmesiyle birlikte birden büyük ticaret, big deal olayına döndü. Bundan da kasıt, daha önceden kütüphaneler tek tek her dergi için abonelik yaparken birden bunlar bir demet halinde bir topluca kütüphanelerin önüne sunulmaya başlandı ve burada ikili kararlar verilmesi beklendi. Ya alırsın ya almazsın ama içinden beğendiklerinizi seçmenize izin vermeyiz biçiminde. Kuşkusuz bunun temelinde elektronik olarak bu yayınların kolay bir şekilde herkese açılabilmesi geliyordu. Dolayısıyla yayıncılar açısından bakıldığında sonuçta ne bileyim bir yayına 1000 kişinin erişmesiyle 2000 kişinin erişmesi arasında onlar açısından herhangi bir yani fazladan maliyet söz konusu değil. Kaldı ki zaten yazarlardan bedavaya aldıkları yayınları gene yazarlara kalite kontrolünü yaptırarak gene yazarların okuması için kütüphanelere büyük ticaret şeyleri aracılığıyla, anlaşmaları aracılığıyla bunları satıyorlar. Ve biz de özellikle 90'lardan bu yana bu çevrimin maalesef içerisindeyiz. Hatta şimdi bir dördüncü boyut daha eklendi açık erişimin işin içerisine girmesiyle birlikte. O da double dipping diye adlandırılan, zaten araştırma fonlayan kuruluşlar tarafından bu makale herkese açılsın, al sana bunun içinde $3000 veriyorum denilen bir durumda, derginin genelinde bu hiç $3000'ın hiç gelmediğini hesap edermiş, edemez bir pozisyonda hareket edip hiçbir şekilde abonelik ya da büyük ticaret fiyatlarını indirmeyip double dipping yapıyorlar. Aslında Amerikanca bir terim biliyorsunuz işte orada bu patates şeylerini falan çok yerler. Banarsınız oradaki sosa arkasına ısırırsınız. O bitmeden ikinciye banmak istersiniz. Bir bakıma yayıncıların şu anda double dipping ile yaptıkları o. Yani hem bu şeyden kazanıyorlar, büyük ticaretten kazanıyorlar. Hem de sanki kazanmamışlar gibi tekrar ikinci bir kez bu şeyleri ayrıca satarak kazanıyorlar. İşte tanesi $40 vesaire. Aslına bakılırsa büyük ticaret olayında bu kalitesiz dergilerin de işin içerisine katılması, daha doğrusu onların da bir şekilde ya alırsın ya almazsın biçiminde işin içerisine girmesi, birazcık aslına bakılırsa kaliteyle ilgili daha kalitesiz olan dergilerin de bunların içerisine sokulmasını getirdi. Mesela ben dergilerin maliyet etkinliğine bakan bir ekonomistin, Ted Bergstrom diye, Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara'dan yaptığı bir araştırmaya rastladım. Burada 10 bin civarında dergiye bakmışlar. Bu dergilerin makale başına fiyatı, işte atıf başına fiyatı, bunların ikisinin geometrik ortalamasından oluşan bir fiyat indeksi ortaya çıkarmışlar. Bu fiyat indeksindeki 10 bin dergiye baktığınızda bunların %46'sı kötü, bad value diye adlandırılıyor. Yani aslına bakılırsa belirli bir kalitenin altında. Yani makale ücretleri, atıf ücretleri vesaire açısından.
%14'ü orta seviyede kaliteli denilebilecek durumda, %40'ı da iyi kalitede dergiler. Düşünün, 2000 dergi alıyorsunuz, aslında bunların yarıya yakını belki de o kadar kaliteli dergiler değil. Nereden biliyoruz bunu? Toplam olan olarak indirilen makale sayısından falan. Bu benim bu verilerden çıkardığım bir şey. Merak ettim, acaba özellikle büyük ticareti uygulayan yayın evleri açısından nasıl bir sınıflandırma var diye verileri değerlendirdim. Açık verinin avantajlarından biri de bu. Şöyle bir olay ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi burada belli başlı çok tanıdığımız yayın evleri var. Aşağıda ilk bantta bu kötü kalite diyebileceğimiz dergilerin oranını görüyorsunuz. Örneğin %40'tan başlayıp bu Informa gibi yayın evleri için %80'e yaklaşıyor neredeyse. Orta bantta ise daha küçük, orta kaliteli dergiler ve en üst bantta da yeşil olan daha kaliteli dergileri görüyoruz. Burada yayıncılara baktığınız zaman soldan sağa doğru gittiğinizde aslına bakılırsa bir de ticari yayıncılardan ticari olmayan yayıncılara doğru da bir gidiş var. Ve bu gidişle birlikte aslında ham madde aynı olmasına rağmen belki kalite kontrolünün daha iyi olması nedeniyle daha kaliteli dergi oranının giderek arttığını düşünüyoruz, görüyoruz. Örneğin IEEE'de bu oran neredeyse dergilerin %70'inden fazlası kaliteli grubuna giriyor. Bir de bunu daha sol tarafta yer alan anlı şanlı yayın evlerinin ürünleriyle bir karşılaştırın ve bunların hangilerine daha fazla para ödediğinizi de bu arada sorgulayın. Örneğin yayıncıların kar marjlarının hepsinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bir Elsevier'in %36 civarında kar marjı, düşünebiliyor musunuz? 2 milyar pound'un üzerinde geliri var ve bunun 750 milyon pound'u kar. Şöyle bir şey okumuştum. Apple'ın en karlı olduğu dönemdeki oranı %24. Exxon petrol şirketinin karlılık oranı %4,5. Tabii bu güç nereden geliyor? Bunu da sorgulamak lazım. Ekonomistlerin fiyat elastikiyeti olmaması dedikleri şey tam da burada işin içerisine giriyor ve bu kar marjları onun için bu kadar yüksek. Örneğin Bilge hocamız Atlas deneyiyle ilgili olarak bir makale yazdı ve bunu çok pahalı bir dergide yayımladıysa, ya Bilge hocanın makalesini okumasak da onun yerine Hindistan Bilim Dergisi'nde yayımlanmış olan yine Atlas projesiyle ilgili bir makaleyi okusak olmaz mı dediğinizde, olmaz. Çünkü fiyat elastik değil. Dolayısıyla orada bir rekabet söz konusu değil. İlle de gidip Bilge Hoca'nın yayımladığı makaleyi bir şekilde büyük ticaret paketi içerisinde bulundurmak durumundasınız. Belki örnek yanlış oldu. Özellikle yüksek enerji fiziğinden gelen yayınların büyük ölçüde Scope 3 ve diğer türdeki ortamlarda bedava yayımlandığını biliyoruz ama mesaj vermek istediğim mesaj sanıyorum geçerli. Çünkü bugün 40 bin doların üzerinde abonelik, yıllık abonelik ücreti olan dergiler var bu paketlerin içerisinde. 40 bin dolar. Sadece tek bir dergi, adını hatırlayamıyorum şu anda. Dolayısıyla buradan baktığınızda kuşkusuz, peki biz vasat bir ürüne ya da hizmete bu kadar para ödemek zorunda mıyız sorusu gündeme geliyor. Ve maalesef bunu da bu zamana kadar en azından o şekilde bir paketlemişlerdi ki gizlilik maddeleri dolayısıyla bu büyük paketi A üniversitesine kaça sattınız, B üniversitesine kaça sattınız, bunlar bile bilinemiyordu. Dolayısıyla non-disclosure diye adlandırılan maddelerle siz aynı büyüklükte üniversite olabilirsiniz. Aynı paketi alıyor olabilirsiniz ama biriniz 3 birim ödüyordur o pakete, biriniz 1 birim ödüyordur. Nitekim son yıllarda Tim Gowers İngiltere'de, başkaları Amerika'da bunu sorgulamaya başlayıp bilgi edinme hakkı çerçevesinde kamu parası harcayan kuruluşların bu paketlere ne kadar ödediğini ortaya çıkarması gerekir dendiğinde
belli başlı yayın evleri buna müthiş karşı çıktılar. Argümanlarından en önemlisi de ticari sır olayıydı. Biz bunu verirsek eğer rakiplerimize karşı kötü duruma düşeriz gibisinden. Ancak bu ne en azından Kuzey Amerika'da ne de İngiltere'de ki mahkemeye de taşındı, hadi adını da verelim Elsevier ve Springer tarafından, maalesef taşındı mahkemeye ama bir alıcı bulamadı. Örneğin Washington State Üniversitesi ile Texas'ı mahkemeye verdiler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun ticari sır tanımına girdiğine dayanarak. Fakat mahkeme bunu reddetti. Aynı şekilde İngiltere'deki örneklerde de Tim Gowers'ın örneğinde önce kütüphaneler ya bundan sonra yapacağımız yıldaki sözleşmelerde belki bize daha yüksek kota uygularlar, daha yüksek fiyatlar uygularlar diyerek önce çekindiler. Fakat gerçekten de orada da bilgi edinme hakkı kanunları çerçevesinde, mevzuatı çerçevesinde yavaş yavaş bizim bildiğimiz Oxford, Cambridge gibi üniversitelerde de bu sayıları açığa çıkardılar. Orada görüldü ki gerçekten de bu tam zamanlı araştırıcı ya da öğrenci sayılarına dayanmasına rağmen bu yayın evleri birbirinden çok farklı fiyatlar uygulayabiliyorlar aynı pakete, aynı büyüklükteki üniversiteler için. İşte açıklık dediğimiz şey bir miktar burada aynı zamanda bizlerin işine de yarıyor. Ama genel olarak baktığımızda açık erişim artık yayıncılar açısından korkulacak bir şey olmaktan çıkmış durumda. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bunu kendi raporlarına, örneğin HSBC ya da Bernstein Report gibi raporlara dayanarak söylüyorum. Yayıncıların açık erişim hareketinden karları etkilenmemiş görünüyor. Hatta öyle sözcükler kullanıyorlar ki, mesela benign transition, earnings neutral transition gibi sözcükler kullanıyorlar. Benign benim bildiğim kadarıyla tıpta kullanılan bir şey tümörler için iyi huylu. Yani iyi huylu bir geçiş söz konusu açık erişime doğru ya da karlarımızdan herhangi bir şey kaybetmeyeceğimiz bir geçiş söz konusu biçiminde ve herhangi bir hani Big Bang türü bir birden yabancıların cold turkey dediği şekilde de hemen bir açık erişime geçiş olmayacağını düşünüyorlar ve daha belirli bir süre aboneliğe dayalı ya da büyük ticarete dayalı bu tür anlaşmaların devam edeceğini ama ambargo sürelerinin kısalmasının bir risk oluşturduğunu söylüyorlar. Bunun da temel nedeni örneğin yayıncılar 12-24 ayı tercih ediyorlar. Nitekim Finch raporu aracılığıyla bunu lanse etmeye çalıştılar. Öte yandan birçok zorunlu açık erişim politikalarında bu 6 ila 12 ay bandına indirilmeye çalışılıyor. Tabii burada yayıncıların söyledikleri de şu, onlar da yarı yaşam istatistiklerini kullanıyorlar burada. Eğer bir dergiden indirilen makalelerin yarısı diyelim ki 100 makale indiriliyor toplam, eğer 2 yılda indiriliyorsa bunu gözlemeye çalışıyorlar. Siz onu alıp da 6 aya indirdiğiniz zaman biz piyasadan yeterince bunun karşılığını alamayacağız gibi bir düşünceyle ambargo sürelerinin bir risk olabileceğini söylüyorlar. Bir de öte yandan belki kütüphaneciler açısından burada vurgulanması gereken bir diğer şey de açık erişim yoluyla fonlanması yayınların gelecekte kütüphanelerle yayıncılar arasında bir friksiyon, bir küçük anlaşmazlıklar ortaya çıkarabileceğini de söylüyorlar. Ama onlar açısından bakıldığında gerçekten de altın yol ya da yeşil yol aracılığıyla açık erişime gidilmiş olmasının şu anda çok bir esprisi yok. Biliyorsunuz altın yol derken yazar ya da onun destekçisi, fonlayıcısı ödüyor parayı. Yeşil yol dediğimizde ise aboneler olarak sizler ödüyorsunuz kütüphaneler olarak ama kullanıcılara bu sıfır maliyetle yansıtılmış oluyor. Dolayısıyla en azından şunu görüyoruz, yaklaşık 20 yıllık geçmişten sonra ya da 10 yıllık Budapeşte açık erişim
girişiminden sonra yayıncılar açısından artık açık erişim korkulacak bir şey haline gelmiş değil. Bunun bizim açımızdan olumlu görülebilecek bir tarafı da olabilir. Hala çok çekingen davranan akademisyenler var üniversitelerimizde, özellikle insani ve sosyal bilimler açısından. Dolayısıyla zaten yayıncıların %70'i, dergilerin %90'ı yeşil yola geçit verdikleri için burada artık çok fazla belki de dert edilebilecek bir şey olmadığını bizzat yayıncılar için hazırlanan bu raporlardan görüyoruz diye düşünebiliriz. Şöyle bir istatistiği de sizinle paylaşmama izin verin. Dünyada üretilen araştırmaların %80'i kamu kaynaklarıyla üretiliyor. %80'i. Ve yaklaşık 7 milyon civarında da aktif araştırmacı olduğu söyleniyor. Bir baktığınız zaman örneğin Science Europe, ki araştırma fonlayan yaklaşık 51 kurumun üye olduğu bir yer. Buradaki miktar 30 milyar euro civarında araştırma desteği için, ki bu Avrupa Akademik Ar-Ge'sinin %60'ını oluşturuyor. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de örneğin sadece NIH, Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün global araştırma desteği bütün dünyanın %7'sini oluşturuyor. Avrupa'daki ile toplandığında yaklaşık %16 bu Science Europe üyesi kurumlarla örneğin NIH'in desteklediği araştırmalardan geliyor. Dolayısıyla da bir bakıma hani kamu kaynaklarıyla üretilen bu %80'lik çıktıyı da almamız gerekiyor. Ama bir bakıyorsunuz şu anda yapılan yayıncılıkta yayınların sadece %10'u açık erişim. Bunların %7'si altın yol, yani fonlayanlar parayı ödüyor. %3'ü de yeşil yol aracılığıyla. Burada müthiş bir açıklık var gördüğünüz gibi, %10'la %80 arasında. Bu açıklığın bir şekilde kapatılması gerekiyor önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda diye konuşmamız gerekiyor. Şimdi burada izin verirseniz bir miktar açık veriye sözü getireyim. Her ne kadar benden önceki hocalarımız büyük bir yetkinlikle konuyu özetlediyseler de ben de Sayın Şirin hocamızınkine benzer bir piramit göstereceğim size. Bu şimdi aramızda olmayan bir bilimcinin anısına yazılan 4. Paradigma kitabında da geçiyor, Jim Gray. Söylenen burada şu: biz öyle bir zamana geldik ki artık sadece verileri analiz ederek de bilim yapılabiliyor. Dördüncü paradigma denirken kastedilen şey o. Yani hesaplama, bilişimsel bir takım projelerle bunu yapabiliyoruz. Ancak bunun için tabii ki veriye ihtiyacımız var. Biraz önce duyduk Bilgi Hoca'dan, saniyede bir petabyte veri üretiliyor ve bununla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oysa şu andaki resme baktığımızda araştırma çıktılarının çok azı aslına bakılırsa verileri içeriyor. Makalelerdeki işte ne bileyim tabloları, grafikleri vesaire düşünürseniz, ama onun dışındakilerin büyük bir çoğunluğu burada gördüğünüz gibi buzdağının suyun görünmeyen kısmında yer aldığını görüyoruz. Bunlar tabii ki yavaş yavaş değişmeye başladı. Örneğin bir takım deneyler yapılıyorlar. İşte çalıştırılabilir makale deneyi, executable paper, Elsevier tarafından birkaç yıl önce geliştirilen. Burada yayımlanan bir makalenin aynı zamanda verilerine de erişilebilmesi, eğer bir bilgisayar programı varsa onların da manipüle edilebilmesi, gerekirse sizin makaleye koyduğunuz bir grafiğin oradaki verilerdeki bir parametreyi değiştirdiğimizde nasıl değişebildiğini de gösterecek şekilde daha hani PDF'in çok çok ötesinde beceriler sunan bir yayın biçimine geçmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Yani bizim kağıdın iki boyutlu bu kısıtlılığından kurtulup çok daha veri zengin yönde araştırmalar üretebilmemize imkan veren girişimler içerisinde olmamız gerekiyor. Bunun için de kuşkusuz bu verilerin de açık hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü bunun herkese yararı var. Biraz önce
Higgs bozonu ile ilgili lise öğrencilerinin yaptıkları deneyden söz edildi. Kuşkusuz bu tür veriler herkese açıldığında bunlardan milyar euroluk tasarruflar sağlanacak. Örneğin sadece Avrupa Birliği'nde veriler açık olsa eğer yılda 140 milyar doğrudan ve dolaylı etkisi olacak, kazancı olacak diye hesaplanmış. Bunlar küçük rakamlar değil o açıdan bakıldığında. Nitekim bugün geleneksel kalıbı koruyarak bir takım şeyler var elimizde. Nanoscience vesaire gibi bazı dergiler var. Sadece verileri yayımlıyorlar ve o verilere nasıl, verileri nasıl anlamlı hale getireceğinizi gösteriyorlar. Bunlar da tıpkı geleneksel makale formatındaki gibi DOI numarası alıyorlar. İşte doçentlik profesörlük şeylerinde kullanabilirsiniz anlamına. Ben burada veri dergileriyle ilgili örnekleri çoğaltmak istemiyorum. Ancak çevremizdeki her şeyin veri haline geldiğini de dikkatlerinize sunmak istiyorum. Nasıl ki Atlas deneyinde ya da Fab Lab'larda bu tür verinin açılmasıyla birlikte herkesin demokratik bir şekilde bilimsel sürece katılması sağlanıyorsa kendi becerileri ölçüsünde, aynı zamanda kullandığımız araçlar da müthiş veri üretiyorlar. Mesela 1 millik yol Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapılan bir şeye göre gigabyte düzeyinde veri üretiyor. Ne tür veriler bunlar? İşte yolun ne bileyim yapısı, meteoroloji, bunun yanı sıra işte hava durumunun etkileri, kullandığınız arabanın türü vesaire gibi bütün şeyler işin içerisine girip çok veri yoğun bir ortam yaratıyor size. Dolayısıyla siz bu verileri analiz ederek örneğin Google aracılığıyla hangi güzergahı izleyebileceğinizi pekala çok açık bir şekilde açık verileri kullanarak bulabiliyorsunuz. Bu sadece bir örnek. Bu alandan verilmiş olan ve öyle bir şey ortaya çıkmış ki Amerika Birleşik Devletleri'nde 3,5 milyon mil karayolu varmış. Dolayısıyla bu da bize 3.3 petabyte veri üretilmesi anlamına geliyormuş. Saatte 3.3 petabyte, yılda 28 exabyte gibi. Bunlar bir anlam ifade etmeyebilir. Sadece bir örnek vereyim. Yılda 28 exabyte ne demek? 5 exabyte'lık bir alan bu zamana kadar yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün insanların ağzından çıkan sözler kaydedilmiş olsaydı bütün tarih boyunca bunlar için gereken yer olsa olsa 5 exabyte tutuyor. Öte yandan siz sadece bir yılda sadece Amerikan karayollarında yılda 28 exabyte veri üretiyorsunuz. Tabii Atlas projesinde de olduğu gibi bu verilerle ne yapacağımız çok daha önemli bir soru. Bu yönü üzerinde de herkes harıl harıl çalışıyor. Ben konuşmamın gerek açık erişim gerek açık veri kısmını burada tamamladıktan sonra bu o kavramların bizim de gündemimize girmeye başladığını memnuniyetle görüyoruz. Örneğin 21 Kasım'da biz bir uluslararası çalıştay düzenliyoruz Hacettepe'de araştırma verilerinin yönetimi konusunda. Tam günlük bir çalıştay bu. Goethe Enstitüsü ile Almanya-Türkiye 2014 bilim yılı nedeniyle düzenlediğimiz. Buna gönül ister ki buradaki kişiler katılabilsinler. Çünkü artık açık erişim bizim için de ajandanın bir parçası oldu. Bundan sonraki aşama açık veridir diye düşünerek. Onun hemen ardından da Antalya'da 3 günlük bir toplantımız var. Burada da yine araştırma verilerinin yönetimi ve bilgi keşfi ana temasını işliyoruz. Bu toplantılara belki aramızdan katılanlar da olacaktır. Bu reklamı yaparak ben konuşmamı bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim sabrınız için. Sayın hocama çok teşekkür ederim. Şimdi ben sorulara geçmeden önce Gültekin Bey bir şey hatırlattı. Küçük bir şey anlatmak istiyorum. Aslında daha önceki toplantılara katıldığım toplantılarda da gördüğümüz bir şey var. Sanki kütüphaneciler ve bilgi üretenler, araştırma yapanlar
bu yayın evlerinden çok korkuyorlar. Her şeyi yayın evleri bizi döver diye hakikaten şey var. Şimdi aklıma bir hikaye getirdi. Gültekin Bey bana sürekli göz kırpıyor oradan. Şimdi Temel Boğaz'dan karşıya geçecekmiş. Bir tane kayıkçı var. Kayıkçıya gitmiş. Bir sürü kişi de bekliyor kuyrukta. Ne kadara geçiriyorsun karşıya demiş. 5 kişilik kayık. 10 lira demiş. Yani 50 liraya mı geçiyorsun karşıya? Evet 50 lira demiş. Ben 500 lira veririm demiş. Tamam demiş kayıkçı. Ama döverim demiş. Peki demiş, olsun, döver, ne kadar dövecek ki? Neyse çıkmışlar yola, tam boğazın yarısına geldiğinde kayıkçının aklına böyle tedirgin olmuş. Ya demiş, abi ne kadar döversin? Boş ver demiş, döverim. Karşıya varmışlar, artık geçecekler, ayak basacaklar. Bak abi demiş, ne kadar döveceğini söylemezsen geri döneceğim demiş. Parayı geri alana kadar döverim demiş. Şimdi bu yayın evleri, bırakın yayın evleri düşünsün. Parayı geri alıyorlar zaten. Altın yol diyorlar, yeşil yol diyorlar. Bir şekilde onlar karını yapıyor. Biz elimizdeki veriyi daha çok yaymanın derdine düşelim. Değil mi hocam? Ne dersiniz? Şimdi ucu açık demiştik. Soru gelirse eminim memnuniyetle cevap verecektir hocalarımız. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Sanıyorum nihayet bizim bu kütüphanecilerin yaptığı toplantılar bir formatına kavuşuyor. Yani çoğunlukla genellikle biz çalıp biz söyleriz ama bugün çok memnunum. Başbakan'dan YÖK Başkanı'na ve çok kıymetli akademisyenlere kadar herkes bu toplantıya katkı veriyorlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada sunulan veriler, Yaşar Hocam dedi ki araştırmaların %80'i kamu kaynaklı fonlardan destekleniyor. Sizler işte gene yayıncılar, hocalarımızın, akademisyenlerin, araştırmacıların çalışmalarını alıyor, onlara editörlük yaptırıyor, hakemlik yaptırıyor, basıyor ve bize satıyor. Ama bir yandan da gerçek şu ki, işte hem dünyada bu sabahki konuşmacılarımız da söyledi, hem Türkiye'de açık erişime de bir direnç var nedense. Şimdi biz kütüphaneciler değiliz, siz akademisyenler değilsiniz. Buraya ev sahipliği yapan YÖK diyor ki açık erişimi ben seviyorum, destekliyorum diyor. Ya bu bize lütfen söyleyebilir misiniz? Kim direniyor bu açık erişimin önünde? En iyi siz bilirsiniz. Teşekkür ederim. Hocam isterseniz sırayla cevap verin. Kim? Buradakiler değil. Niye direniyorlar? Hocam buyurun, buyurun lütfen. Sizinle. Şimdi kim direniyor sorusu belki bir miktar açık erişimin ne olduğunun aslında bu paydaşlar tarafından yeterince bilinmemesinden de kaynaklanıyor. Mesela size biraz önce sunduğum araştırmalarda söylenen şeylerden bir tanesi de şuydu. Yayıncılar için rapor hazırlayanların bakış açısından. Şu anda açık erişimin tam olarak ne olduğu konusunda en azından yayıncılar sanki işte körün fili tarif etmesi gibi bir durum olduğunu söylüyorlar. Doğru ya da yanlış. Neden? Çünkü işte kütüphanecilere sorduğunuz zaman açık erişim nedir diye işte her şeyin elektronik arşivler aracılığıyla hizmete sunulması. Akademisyenlere sorduğunuz zaman araştırmaların görünürlüğünün artması. Fon sağlayanlara sorduğunuz zaman işte onların verdikleri paranın karşılığının yayın olarak vesaire görünmesi gibi. Yani hangi paydaş açısından bakarsanız bakın farklı bir şey ortaya çıkıyor. Ve bunun en azından hani HSBC raporunda söylenen şey bu. Dolayısıyla da bir birlik oluşturulması konusunda engel oluşturulduğunu söylüyor. Bu yayıncılar için hazırlanmış bir rapordan gelen bir şey. Ama benim kişisel görüşüm özellikle de akademiya içerisinde bu tabii disiplinlere göre de değişiyor ama yani bunu bir skala olarak düşünecek olursanız örneğin işte arşiv aracılığıyla ta 1991'den beri yüksek enerji fiziğinde zaten açık erişim var ama
insani bilimlere ya da sosyal bilimlere geldiğinizde tamamen böyle bir kıskançlık söz konusu, verilerin paylaşılması vesairesi konu, daha doğrusu yayınların paylaşılması, bırakın veriyi. Bunda da sanıyorum ki açık erişimin ne olduğu ne olmadığı ile ilgili henüz yeterince bilgi sahibi olmamamızın bir rolü var. Bu kütüphaneciler açısından da geçerli benim bildiğim kadarıyla. Geçen sene bu toplantı İzmir'de yapıldı. Bir kütüphaneci biz her şeye erişiyoruz diye söze başladı. Yani açık erişimin tam olarak ne olduğunu aslına bakılırsa daha sık tekrar etmemiz ve bunu içselleştirmemiz gerekiyor. Ama en kritik paydaş kimlerdir diyecek olursanız benim cevabım buna, fon sağlayan kurumların yöneticileri ve üniversitelerin yöneticileri diyebilirim. Biraz açayım izin verirseniz. Bugün sabahki oturumda Alman'ın ve İloy'un söylediği şeylerin en başında aslında bakılırsa gelen şey, kamu kaynaklarıyla üretilmiş olan yayınların çıktılarının herkese açılması, açık erişim yapılması. Bu kütüphanelerden değil, kaynağından başlamalı. Yani araştırmacılar ve araştırma destekleyenler buna öncelikle ikna edilmeli. Dolayısıyla bizim ülke olarak en eksik olduğumuz taraflardan biri bu. Şu anda en azından baktığınız zaman bizim TÜBİTAK'ın ya da Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nun ya da açık arşiv projesini bir yana bırakacak olursak Yüksek Öğretim Kurulu'nun gündeminde bu şemsiye bakış açısı henüz yok diye düşünüyorum. Eğer bu sağlanırsa ondan sonra gelecek olan örneğin akademik yükseltmeler için ne bileyim YÖKSİS aracılığıyla CV'ler oluşturulması ya da makalelerin değerlendirilmesinin ÖSYM'de elektronik olarak yapılması ya da bütün yayınların bir kopyasının en az bir akademik arşivde bulundurulması bunu izleyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla camia olarak bizim yıllardır bu o yönde kıramadığımız bir şey var, direnç var. Yani TÜBİTAK bakın halen varsa TÜBİTAK'tan yönetici bunu bir mesaj olarak da götürsün lütfen. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri National Reference Point atarken, yani Horizon 2020 çerçevesinde her ülkede açık erişimden sorumlu bir kişi olacak diye, biz benim en azından bilgim dahilinde olan son iki yıldır bu işi yapmıyoruz. Bunun da nedeni bütün Avrupa Birliği ülkeleri bunu yapmak zorunda ama biz aday ülke olduğumuz için yapmak zorunda değiliz. Norveç'in hiç bu taraklarda bezi bile yok. İlk National Reference Point atayan ülkelerden biri oldu. Bunların daha bu düzeylerde de belki de ittirilmesi gerekiyor. Sadece kütüphaneciler, sadece inanmış bilimciler tarafından değil ama bütün akademiya tarafından diye düşünüyorum. Çok uzun konuştum, kusura bakmayın. Şirin Hocam da bir şey ekleyecek, sonra Bilge Hocam da. Alabilir miyim hocam? Teşekkürler. Yaşar Hocam'ın tam sonuna getirip bıraktığı yerden biraz devam etmek istiyorum. Üniversite yönetiminde, özellikle araştırma yönetiminde son onlarca yılım geçti. Ödül mekanizması çok çok önemli, tanımlanması çok çok önemli pek çok şeyin. Şimdi üçüncü kuşak üniversite diyoruz. Üçüncü kuşak üniversite, ikinci kuşağa nispetle yayına daha az önem verip, yani bu endeksli yayın sayısını tek araştırma çıktısı olarak, ölçütü olarak görüp değil de, bilgiyi, üretilen bilgiyi hızla, etkin şekilde toplumun hizmetine sunan üniversite demek. Üretilen bilginin sosyoekonomik değere dönüşmesinde etkin rol alan üniversite demek. Şimdi bunun getireceği ölçütler, performans ölçütleri başkadır. İkinci kuşak üniversitedeki yayın sayısı, prestijli yayın sayısı, endeksli yayın sayısı, şu dergideki yayın sayısı diye akademisyenlere dayatmak başkadır. Akademisyenler hırslı insanlardır ama bu para hırsı değildir. Biz çok atıf almak istiyoruz. Çok ne kadar zekisin, ne güzel yayınlar yapıyorsun, çok yararlı bilgiler üretiyorsun denmesini istiyoruz. Bu doğru şekilde ödüllendirilirse akademisyenlerden bildiğiniz
dediğiniz gibi destekten başka bir şey gelmiyor. Yalnız hem üçüncü kuşak üniversiteyi izleyip hem ondan sonra teknolojinin ticarileşmesi yolunda bir sürü ofis kurup sonra da patentleri şu anki fikri mülkiyet düzenlemeleriyle patentleri teşvik ederseniz bu bilgiyi kapayın, daha da kapayın, üniversiteler hatta ticari rekabete de girsinler anlamına da gelebilir. Kısaca bütün yaptıklarımızın tutarlı olması lazım. Üçüncü kuşak üniversitelerin açık erişimsiz olması düşünülemez. Açık erişim üçüncü kuşak üniversitenin bir özelliğidir. Tutarlı şekilde bütün ölçütlerin, ödüllerin formüle edilmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben Yaşar Hocam'ın bıraktığı başka bir noktadan söz almak istiyorum izninizle. CERN'de bu işin 91'de olmasının 91 yılından beri bunun çok kolay bir şekilde gelişmesinin nedeni bence şu. Büyük bilime açığız. Yani büyük bilim ne demek? İşte bir makalede 100 kişi olması ve bundan rahatsızlık duymamanız. Herkesin de isminin alfabetik sırayla sıralanması. Şimdi eğer açık veriye gideceksek, açık veri ne demek? Ben verimi Japonya'dan alacağım, Hindistan'dan alacağım. Ondan sonra onu analiz edeceğim ama Türkiye'de yapacağım araştırmamı. Ama verinin alındığı mekanı belki hiç görmeyeceğim. Ama o veri açık olduğu için ben onu analiz edip başka bir tarafına bakıp basabileceğim. Şimdi bunu yaparken aslında kimlere ben burada authorship, makalenin yazarı olarak vereceğim? Belki şey buradan çıkıyor sosyal bilimlerde biraz. Yani bunu geçen gün en azından birkaç sosyal bilim hocasıyla tartışıyorduk. Yani sosyal bilim verisini ben alsam da ondan sonra nasıl ben bunu, onları da hani geçmişte öyle var. Ne yaparsınız? İşte personal correspondence yazarsınız altına. Ben bunu işte Japonya'daki bir hocadan bana bir e-posta attı. Ben o veriyi öyle aldım. Ondan sonra ona da bir makalede söz sahibi koyup onu da orada bir şekilde onu da onar edersiniz, onu da şey verirsiniz, authorship makalenin yazarlığını verirsiniz. Yani bu tip sorular sanırım biraz da ben sosyal alanlardan en azından benim gözlemlediğim kadar bir sıkıntı var. Yoksa bizim alanda bizim işte 2500 kişi herkes bir şekilde son soyadı sırasına göre diziliyor. Ama biz nasıl onar ediyoruz o? Onar etmiş şekli farklı bizim alanda. Yani bizim büyük fizik, büyük bilim denilen alanda onar etmiş şekli işte konferanslara yollama vesaire. Başka türlü onar etmiş şekilleri var. Yahut da kolaborasyon içinde ona bir analizin liderliğini verme, o titri vererek onar etmiş şekli var. Yani makalenin kimi mesela benim şu anda işte Atlas'tan çıkmış, hatırlamıyorum kaç makale var ama üçünü ben yazdım. Ama üçünü ben yazdığımı bir şekilde kolaborasyon içinde gösterebiliyorum ama dışarıya gösteremiyorum. Bu tip mekanizmaların belki gelişmesi lazım. Bu da bir zaman alacak. Bir ekosistemin gelişmesi çünkü lazım. Bir mesaj düştü ekrana. Şehir merkezine açık erişim için otobüsler kalkıyormuş diye. O yüzden isterseniz son bir soru alalım. Ya da devam edebiliriz. Bilmiyorum. Peki soru varsa alalım. Yoksa güvenlik kapısında otobüs bekliyormuş şehir merkezi için bilgi düştü. Teşekkür ederim tüm konuşmacılara ve sizlere.